Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programına daha hoş geldiniz. İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı vesilesiyle tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yapmış oldukları ibadetleri kabul etmesi için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hepimizin bildiği gibi bir koronavirüs ile diğer bir adıyla Covid-19 virüsüyle mücadele etmekteyiz. Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp tüm dünyaya yayılıp ülkemizde de görülmekte olan, mücadele ettiğimiz bu koronavirüs toplumumuzu, insanları, bireyi olumsuz yönde etkilediği gibi hem ekonomik yapımızı, hem sosyal yapımızı, hem de aileyi etkiliyor. Yani programımızın ismi evet ekonomi politika, ekonomimizi etkilediği gibi tüm yaşantıyı, tüm canlıyı etkiliyor. Ve dünyadaki birçok yapıların değişeceğini, sosyal ve ekonomik yapıların, düzenlerin değişeceğini ifade etmektedirler. Biz de bu hafta iki tane çok değerli konuğumuz var. Bu konularla ilgili önemli çalışmaları olan etkin isimlerden bu kişiler, konuklarımız, kamuoyunun yakından tanıdığı aile danışmanı, sosyolog Ziya Soybayraktar. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk, hoş bulduk. İkinci konuğumuz aile danışmanı Sevinç Yıldırımlı'yı konuk ediyoruz. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Televizyonumuz ve şahsım adına sizi konuk etmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Soybayraktar, kamuoyunda yakından tanınan, önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan, birçok çalışmalarda isminiz olan birisiniz. Ve özellikle de hem aile danışmanlığı hem sosyolog ve sağlık sektörünün de içerisindesiniz, toplumun da içerisindesiniz. Şimdi bir koronavirüsle karşı karşıyayız, mücadele ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi toplumu olumsuz yönde etkiliyor. Siz toplum bilimcisiniz, bir sosyologsunuz, bir aile danışmanısınız. Elbette aileyi nasıl etkilediğini soracağım ama bu savaşlar, afetler, salgınlar toplumu sosyolojik anlamda bir dönüşüme sebebiyet veriyor. Bu sosyolojik dönüşümde etkisi olan, uzun yıllara dayanan önemli olaylar meydana geliyor. Peki Covid-19 salgınını da buna dahil edebilir miyiz? Ya da diğer bir ifadeyle koronavirüs, Covid-19 toplumu nasıl dönüştürür, nasıl değiştirir, etkileri nelerdir? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de mübarek Ramazan'ı tüm İslam alemi için hayırlı, bereketli geçmesini istiyorum. Hı. Ya Rabbi bütün sofraları bereketli eylesin. Amin. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmasın inşallah. Bu merhamet duygularımızın en yüksekte olduğu günlerde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında siz konuya giriş yaptınız. Evet. Çünkü salgınlar, afetler, savaşlar dünyanın şeklini sosyal, ekonomik, iktisadi, içtimai, evet, her alanda etkiliyor. Yaşam biçimini etkiliyor, insanların, evet, düşünce sistemini etkiliyor. Dolayısıyla toplumun en temel birimi aile. Aileyi, evet, de etkiliyor. 13. yüzyılda belirgin salgınlardan veba salgını işte. Veba salgını yaşandığı zaman ekonomik sonuçları, sosyal sonuçları, dünyada o dönemde yaşayan insanların ticaret alışkanlıklarını değiştirmiş, feodal yapıyı değiştirmiş, kiliseyi, inanç sistemlerini değiştirmiş, hatta kilisenin rahiplerini, inanç ögesini, temsilcilerini sorgulamış. Yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, İspanyol gribi, bunların tamamı toplumların dönüşmesinde, toplumların
mevcut yapılarının değişiminde çok etkili olaylardır. Covid-19'u da bu bir yerel olay değil. Bu bir sade bir ülkeyi ilgilendiren bir olay değil. Pandemi diyoruz. Bütün toplumu, evet. Devletleri gündeme getiriyor ve etkiliyor. Dolayısıyla toplumumuzu etkilediği ortada. Bunun ekonomik dönüşümleri, sosyal dönüşümleri, iktisadi dönüşümler, yaşam biçimleri, insanların düşünce evreninde, inanç sisteminde, yaşayış biçiminde çok farklı özelliklerle karşımıza çıkacak. Hatta belki bir Covid korona fobisi oluşturacak. Bugün insanlarda ciddi bir korku oluştu. Fobilerin içerisine bundan sonra bir Covid fobisi diyeceğiz. Nasıl olacak? Evet. İnsanlar birbirinden uzaklaşacak, yaklaşamayacak, temas edemeyecekler, evet. Artık öpüşemeyecekler, sevgi evet. ifadelerini farklı ifade edecekler. Bunların hepsi toplumların dönüşümünde, bu salgınlar, afetler, savaşlar, evet. toplumların dönüşümünde çok etkisi olan ailede rollerin değişmesine, ailenin özelliklerinin değişmesine, işte veba salgınından sonra bir endüstriyel sanayi gelişiminde ailenin modeli değişti. Geniş aile, geleneksel yapı moderniteye döndü. Efendime söyleyeyim, aile çekirdek aileye dönüştü. Çekirdek aile tek ebeveynli aileye dönüştü. Şimdi çok farklı görüşlerle bu ara sıkça gündeme gelen o İstanbul Sözleşmesi'ndeki evet. gibi aynı cins insanların birlikte evet. yaşama, yani bunlar da artık toplumlar aile olarak kabul etmeye başladılar. Evet. Yani bunların hepsi salgınların, afetlerin, savaşların, endüstrinin, sanayinin, bu tür gelişimlerin toplumların dönüşümünde çok büyük etkisi var. Ailenin de bundan etkilenmemesi hiç mümkün değil. Evet. Zaten kadının iş hayatına girmesi, çekirdek aile, göçler, kırdan kente göçler, sanayide iş gücüne kadının girmesi, ailedeki rolleri, ailedeki iş gücünü değiştirdi. Evet. Değiştirdi. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla bunun mutlaka sosyal sonuçlarını, ekonomik sonuçlarını, psikolojik sonuçlarını insanları etkileyecek araştırma yapılmalı, sorgulanmalı, değerlendirilmeli. Önceki yaşanan afetlerden, savaşlardan çıkan sonuçları değerlendirmeliyiz ve ona göre kendimizi hazırlamalıyız. Evet, Sayın Soybayraktar, az önce dinden, inançlardan bahsettiniz. Onları da farklı değerlendirme ya da değişim, dönüşüm açısından etkileyebileceğini ifade ettiniz. Gündemde malum biliyorsunuz, Almanya'da, Amerika'da birçok yerde ezan okunmasına, alenen okunmasına izin verilmezken Almanya'da filan, Amerika'da, Batı ülkelerinde, yani özellikle Hristiyan ülkelerde ezanlar filan okunmaya başladı. Bunları neye bağlıyorsunuz? Ya da daha mı insanlar inançlı olacak? Bu konuma mı getirdi bu koronavirüs insanları? Allah'a ya da Tanrı'ya inancı mı pekiştirdi? Şimdi daha hoşgörü oldular. Daha bence hoşgörü getirdi. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Korku evet. insanı terbiye eden temel unsurdur. Evet. Yani ölüm korkusu, yaşamdan, hayattan vazgeçememe arzusu, insanların Tanrı'ya olan yaklaşımını, Tanrı'ya olan inancını pekiştiriyor. Bu veba salgınından sonra da bu işin o 13. yüzyılda Yahudilerden, Yahudi iş adamlarının, Yahudilerin yaşantısından dolayı Tanrı'nın onları cezalandırdığını düşünerek o dönemde 13. yüzyılda muazzam bir Yahudi katliamları olmuş. Tabii topluluklar halinde kiliselere gidip dua etmeye, dualar etmeye başlamışlar. Tanrı'dan medet umuyorlar. Yani Tanrı bizi cezalandırıyor. Biz Tanrı'ya bağlılığımızı ifade edelim. Tanrı bizi affetsin ve bu beladan bizi kurtarsın. Fakat sonuçta farklı kullanan kesim içinde, işte sizin inandığınız ve güvendiğiniz Tanrı'nın, bakın kilisenin bile, papazların bile yaptıkları duaların bu işten sonuç çıkartmadığını, sorununuza, probleminize çözüm olmadığını gördükleri evet. zaman da bu defa
dinden, kiliseden ve papazlardan soğumaya başlamışlar. Hmm. O zaman daha seküler yaşama, o zaman daha ilmi olaylara yaklaşmışlar. Şimdi meseleyi Tanrı'ya havale etmek, Allah'a havale etmek insanın acizliğidir. Bu doğru değil. Yani benim kişisel görüşüm. Evet. Allah insanlara muazzam bir prospektüs, Kur'an, reçete göndermiş. Oku diyor. Ve düşün diyor, aklını kullan diyor. İlimden, benim ayetlerimden, yarattığım, yaşayan ayetlerden, Kur'an'daki ayetlerden, çözümler, sebepler, sonuçlarla ilgili sonuçlar çıkar ve bundan faydalan diyor. Evet. Şimdi o sorunuzdaki asıl mesele, insanlar korktukça denize düşen yılana sarılır. Avrupa'daki insanların da belki bizim inandığımız Tanrı bize yardım etmiyor, Müslümanların inandığı Tanrı'ya sığınalım belki, diye. Yani bir hoşgörü ortamı da Sevinç Hanım'ın söylediği gibi oluşmuştur. Ama elbette ki mutlak itaat edeceğimiz Allah, ilahi yaradan, mutlaka bu olaylarda da bir hikmet, bir takdir vardır. Bunlardan da sonuç çıkartmalıyız. Doğru mu? Ben bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi İspanya'da okunuyor ama İspanya'nın geçmişine baktığımız zaman Endülüs Emevileri var. Evet, Tarık İslam. Bin Ziyad oraya İslamiyet'i götürmüş. Elhamra Sarayı'nın vesaire olduğu bir ülkede ezanın okunmaması bana saçma geliyor zaten. Yani hani tamamıyla kiliselerde nasıl çan çalınabiliyorsa, tamamıyla özellikle seküler, az önce Ziya Bey'in bahsettiği gibi seküler toplumlarda çan da çalınacak, ezan da okunacak. Ben böyle düşünüyorum. O hoşgörü ortamı Covid vesilesiyle de olsa geldi bence. Yani hani ülkelere geldi. Çok güzel. Yan hürriyetin önüne geçilemez arkadaşlar. Temelinde de zaten var o topluluklar bence... Öyle ya da böyle buna aşinalardı. Belki çok geçmişten ama aşinalar. Peki Sevinç Hanım, sizle devam edelim. Bu pandemiye gelmeden önce siz bir aile danışmanısınız. Ailede rol dağılımı nedir? Her ailede bir rol dağılımı var mıdır? Pandemiden önce, sonra da pandemiyle devam edeceğiz. Bu konularla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz, aileyle ilgili? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Beni buraya çağırdınız, davet ettiğiniz için. Şöyle söyleyeyim. Aile hep okullarda öğretildiği gibi gerçekten toplumun yapı taşı. En küçük ama en etkili yapı taşı. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Toplumu bir bina olarak düşünürsek aile, her bir aile o binayı oluşturan tuğlalardan oluşuyor. Evet. Ve ailelerin haliyle kendine has kültürü de var. Her ailenin diğer ailelerden bağımsız olarak geliştirdiği bir kültürü de var. Yine aynı şekilde işte ailelerin, şöyle izah edeyim, rolleri de, rol dağılımları da var. Ailenin rollerini eğer tanımlayacak olursak duygusal ve araçsal olarak tanımlayabiliyoruz. Yani iki kategoride değerlendirebiliriz. Duygusal roller, bu cinsiyete vesaire girmeden daha en başından söyleyeyim. Duygusal roller ne olabilir? Mesela bir çocuğun büyürkenki geçirdiği, aile içinde geçirdiği o öğrenme evresi ya da çocuğunuzu sevip sevmemeniz ya da çocuğunuzun size bağlılığı. Bunlar duygusal rolleriyken, ailenin kendi içinde oluşturduğu duygusal rolleriyken bir de araçsal rolleri var. Onlar da ne? Ailenin geçimi. İşte yani aile hayatının idame ettirilebilmesi gibi rolleri var. Ama evet, her ailede bir rol dağılımı var. Ziya Bey'in az önce bahsettiği gibi işte sanayi toplumuna geçişten sonra ailenin yapısı tamamıyla değişti. Kadınların özellikle çalışma hayatına girmesinden sonra da çocuğun bakımını eskiden üstlenemeyen baba diyeyim, şimdi çok rahatlıkla üstlenebiliyor. Ya da böyle 20 yıllık, Türkiye'de 20 yıl geriye gittiğimizde çocuğunun veli toplantısına gitmeyen babalar artık şimdi
çok rahat, evet. gönül rahatlığıyla gidiyor. Veli toplantısına da gidiyor. Eskiden belki okulun hangi okula gittiğini bilmeyen babalar vardı evet. düşünüldüğü zaman. Ama şimdi haliyle roller değişmeye başladı. Hatta daha da değişecek. Ben buna inanıyorum. Evet. Yani hani kesinlikle artık aile içindeki roller bulaşığı kim yıkayacak? Tam bence evrile çocuğu hangi okula yollayalım iletişimine geldi. Yani evet. demeye çalıştım. Çocuğun bir sorumluluk olduğunu, eskiden sorumluluk olarak görülmeyen ailenin devamı idamesi olarak görülen durumun evet. şimdi tamamıyla rollerin dağılımı ile ilgili sıkıntısız bir sürece dönüştüğünü düşünüyorum. Yani illaki sıkıntılar var. Sıkıntılar evet. olmasa aile mahkemeleri olmaz vesaire düşünüldüğü zaman. Ama daha sıkıntısız dönemler olduğunu düşünüyorum. Şimdi anne, baba bir çocuklar için, aile için özellikle çocuklar için rol modeldir. Hı hı. Eskiden sert bir babalar vardı. Evet. Bu soruyu ikinize de soracağım kısa olarak, ondan sonra diğer sorumuza devam edeceğiz. Bu babalar otoriter babalardı. Öyle canım, cicim, oğlum, evladım, böyle sarılayım, öpeyim. Bir ast üst ilişkisi gibi askeriye daha. Bir hiyerarşi var. Hiyerarşi var. Aynen öyle. Devlet dairesinde bir şey olur ya, bir protokol olur işte onun gibi. Hatta ondan daha katı. Bir baba rol modelken şimdi bir arkadaş gibi rol model söz konusu. Bunları siz de devam edelim. Doğru buluyor musunuz ya yoksa şimdiki rol model mi doğru, arkadaş gibi rol şimdi, model mi? Her şey değişiyor, toplumda değişiyor, insanda değişiyor. Evet. evet buyurun. Orada da ailenin yapısı devreye giriyor. Şimdi evet. geleneksel toplumlarda, geleneksel aile yapısında evet tam olarak dediğiniz var. Hatta çocuk evlenmiş, işte belki kendinin de çocukları olmuş. Evet. Özellikle işte köyden kente göçememiş evet. ailelerde diyeyim. Bu yapı görülüyor. Otoriter baba, işte bayramda babanın elini anne de öpecek, evet. işte çocuk da öpecek, evet. gidecek dedenin elini o baba da öpecek. Öyle şeyler, ritüeller var ailelerde, geleneksel ailelerde. Ama günümüzdeki, az önce yine Ziya Bey'in bahsettiği gibi çekirdek aile yapısında daha demokratik sürece doğru bir dönüşüm var diyeyim. Çünkü aile yapısı değişti. Gelenekselden belki evet. kent ailesine dönüştünüz. Kent ailesinden şimdi çekirdek ailedesiniz. Evet. Türkiye'nin zaten şu an en çoğunlukta bulunduğu aile yapısı, kırsalı kenarda bıraktığımız zaman kesinlikle çekirdek aile. Anne baba ve çocuktan oluşuyor. Öyle evet. de olunca daha demokratik bir ortam oluşuyor. Çocukların ergenlik döneminde diyeyim, o otoriter baba figürü çekirdek evet. ailede de olsa, yine evet. espriyle karışık söyleyeyim, hortlayabiliyor yani hani birden pat diye çıkıverebiliyor. Aslında, evet. Yok değil siz ama de özümüzde var. Ben otoriteden korkmayın diyorum. Yani ben otorite, arkadaşlar baba ailede bir güven sembolüdür. Evet. Babanın olması, baba rolü. Evet. Bir defa baba rolüyle arkadaşlık rolü farklı. İşte rol karmaşası belki Sevinç evet. Hanım bahsedecek. Baba baba gibi olmalı, arkadaş arkadaş gibi olmalı, anne anne gibi olmalı. Bu kendi rollerini doğru ve işlevsel olarak evet. ortaya koyarlarsa iletişim ve fonksiyonlar paylaşılmış olur. Biz sağlıklı aileyi tanımlarken zaten öyle diyoruz. Sağlıklı aileler rol paylaşımının doğru ve herkes fonksiyonunu yerine getiriyor. Aynen. Doğru iletişim kurabiliyorlar. Birbirlerine karşı güven duygularını ifade ediyorlar. Evet. Birbirlerinin düşüncelerine, fikirlerine saygı gösteriyorlar. Bunlar sağlıklı fonksiyon aile özellikleri. Fakat şimdi bu rol karmaşası o geleneksel yapıda toplumlara göre de değişiyor. Yani Amerikan toplumundaki anne baba rolü Türk toplumunda veya Orta Doğu'da daha farklı algılanabiliyor. Evet. Toplumlara göre, geleneklere göre, inançlara evet. göre o rolleri, o yükümlülükleri sağlayan ögeler var. Onlara göre değerlendirdiğimiz zaman da Amerika'da çok otoriter,
hiyerarşinin en üstünde duran baba modeli çok ilgi görmezken bizde o baba modeli ailenin sağlıklı işlemesinde, çok katı kurallar olmayacak tabii, evet, işlemesinde temel bir etken olabiliyor. Doğru mu? Doğru. Yani babayı o güven duygusunu ifade eden, o ailenin güven duygusunu tesis eden o baba rolünü ortadan kaldırıp arkadaşlık rolüne götürmemek lazım. Bunu demokrasi adına, demokratik aile adına zaten çeşitli aile tiplerimiz var. Evet. Bu bütün ülkelerde var. Demokratik aile, aşırı baskılı aile, aşırı aynen, serbest aile. Hı. Yani bunların kendi içinde özellikleri var. Bu özelliklere göre de bizler, hı, ailelerle, insanlarla muhatap olurken hemen fark ediyoruz bu ailedeki ailenin sistemini, ailenin işlevini, evet, fonksiyonlarını nasıl paylaştıklarını, ona göre de sorunlar oluşuyor zaten. Hmm. Yani bu bu kısa süre 50 gün oldu değil mi? Herkes evinde 50-60 evet, gün. Bu 60 günlük evde hapisteki süreçte aileler rollerini yeniden gözden geçirmişler midir? Muhakkak geçiriyorlar. Hatta işte belki sosyal medyada vesaire sizler de görüyorsunuzdur. İşte ilk iş gidip boşanma davası açacağım. Ben eşimi hiç böyle bilmiyordum. Ya da benim babam iyi bir insanmış gibi ifadeler dolaşıyor. Evet. Belki şaka, espri evet, ama dönüşüme katkısı var muhakkak. Yani hani pandemi sürecinin bütün dünyayı etkileyip bizleri etkilememesi gibi bir şey söz konusu değil. Ben açıkçası bireysel fikrim hiç etkilenmeyiz. İşte biz bunu kotarırız, hiç sıkıntı yaşamadan bu süreci atlatırız gibi bir şey söz konusu değil. Ve sadece bizim değil, diğer toplumları da, Ziya Bey daha iyi bilir, diğer toplumları da yeniden bir inşaya götüren bir olay. Çünkü evet. Benim düşüncem yine, çünkü toplumların temelinde dediğimiz gibi aile varsa, aileyi etkiliyorsa, o bahsettiğimiz binanın evet, içindeki tuğlalardan işte biri çıktı, belki oradan işte hava girecek, evet, bir şey olacak. Yani hani öbür taraftan gün ışığı, evet, yani fırsat mı, kriz mi, henüz bunları konuşmak için çok erken ama şimdilik bir kriz. Ve krizin arkasından da illaki böyle sonuçlar doğacaktır. Sosyal sorunların, bu tür problemlerin sonuçlarını hemen beklemek doğru olmaz. Sosyal evet, sorunların sonuçları çok uzun süre, sürece yayılarak tabii ortaya çıkar ama içinde yaşadığımız süreç, evet, bu süreçten önceki geçirmiş olduğumuz salgınlar, afetler, savaşlar vesaireler, artık sosyoloji, ilim bunları görüyor, keşfediyor, evet, doğruyu ortaya koyabiliyor, aşağı yukarı tahmin ediyor. Ona göre de devletler, toplumlar çözüm yolları bulmalı ve çarelerini oluşturmalı. Bir defa aileyi etkileyeceği %100. Yani ailenin ilişkilerini etkileyeceği %100. Ekonomik yapı, ekonomik bağımsızlığına kavuşmamış ailelerin aile işlevselliği, aile ilişkileri, çocuklarla ilişkileri, kaygının oluşması, ruhsal sorunların artması gibi evet, sosyal indikasyonlara sebep oluyor. Bunun için de mutlaka bunun bugünden tedbirini almalı, neler olabilir gibi çalışmalar da yapılmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Sevinç Hanım, az önce çok önemli bir konuya değindiniz. Pandemi süreciyle birlikte insanlar evlerindeyken ailenin rol dağılımında değişimler olduğunu ifade ettiniz. Hı hı. Anne, babam çok farklı bir insanmış, çok iyiymiş ya da çok iyi değilmiş bunlar gibi medya, evet, olduğu gibi efendime söyleyeyim birbirinin farkına da varıyorlar. Evet. Annesinin farkına varıyor, babasının farkına varıyor. Sonuçta bir popüler bir kültürde yaşıyoruz. Evet. Dijital dünyanın çok etkin olduğu, elektronik kültürün çok etkin olduğu, hı hı, bir şeye, elektronik bir cihaza bir bağımlı kalınan bir toplumda iletişimin koptuğu bir anda bir pandemi süreciyle birlikte insanlar evlerinde
kalmak durumunda kalıyor. Ve aile birliği bütünlüğü açısından ve birbirinin farkına varma açısından çok önemli olduğu gibi o stresin, bunalımın vermiş olduğu gerginlikle de birlikte yine tartışmalar, münakaşalar ve kavgalar da beklenen şeyler. Evet, bu konuyla ilgili farklı söyleyeceğiniz şeyler var mı? Pandemi süreciyle ailenin etkilenmesiyle ilgili. Şimdi ailelerde şöyle bir şey var. Evet. Çekirdek aile diyoruz ama 2000'li yıllardan sonra bu çekirdek aile de yine kendi içinde bir dönüşüme uğradı. Şöyle ki çocuk eskiden ödevini annesinin babasının yanında yaparken işte 2000'li yıllardan sonra çocuk odasında tamamıyla kendisini sizin bahsettiğiniz gibi dijital dünyanın ortasında buluverdi. Evet. Çünkü 2000'li çocuklar, yani 2000'li yıllarda doğmuş çocuklar öyle ya da böyle internet çocukları. Evet. O çocuklar iletişim namına, yani aile içindeki iletişim namına pek bir adımlar, işte ne bileyim pozitif yönde gelişmeler göstermediler. Ta ki şimdi evet yine evde çocuklar. Çünkü çocuğun sürecine baktınız, sabah kalktı, okula gitti, geldi, işte bilgisayarıyla odasında vakit geçirdi, akşam yattı, bitti gitti. Ama annesiyle konuşmadı, babasıyla konuşmadı. O gün ne yaptı annesi babası da bilemedi. Ama bu süreçte anneden, babadan işte kopuk kalamadı. Çünkü çocuğun eskiden ihtiyaçları odasına giderken şimdi anne de evde, baba da evde, çocuk da evde. Ne olacak? Hadi bir ortak sofrada buluşalım mesela, evet, oldu. Böyle de olunca haliyle iletişim gelişti. Aile için. Birbirlerini fark ettiler. Evet. Aile için iletişim gelişti. Özelliklerini fark ettiler. Evet. Aynen öyle. Belki bazıları pozitif yönde fark etti, bazıları negatif yönde fark etti ama mutlaka fark edildi. Sevinç Hanım'ın bahsettiğini bir kısım aileler için diyelim. Evet. Çünkü ben görüyoruz, sosyal medyadan da takip ediyoruz. Artık dünyanın da şu andan sonraki en büyük sorunlarından biri zaten doğadan kopmuş, duygusuz, hissiz, kopuk iletişim, enformasyon işgali altında ve telefonlarla, laptoplarla. Şimdi herkes kendi odasında internetten, laptop'tan falan da öyle de bu COVID-19 sürecini geçiren aileler var. Orada da farklı bir sonuç çıkacak. Hı. Doğru mu? Evet, onlar da o kısımda ümit ediyorum onlar da birbirlerinin farkına varırlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü aile bir bağ gerektiren, evet, bir şey. O bağı oluşturabilmek çok mühim. Ümit ediyorum onlar da öyle ama mutlaka dediğiniz gibi o tipler içinde, o tip aile yapısı içinde muhakkak bir sonucu olacak. Demem o ki Metin Bey, işte bu sosyal problemleri, bugün şimdi burada çok kısacık bahsettiğimiz sosyal sorunları, şu 60 günde fark edilen sosyal sorunları doğru tespit etmek, çözümler üretmek lazım. Çünkü toplumun temeli ailedir. Eğer güçlü devlet, eğer bekası uzun bir devlet, eğer hür, eğer bağımsız, inancında, ibadetinde, yaşantısında münhasır, müstakil bir toplum oluşturacaksak önce aile. Evet. Aile, Türk Anayasası'nda ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türk toplumunun temel dinamiğidir aile. Evet. Aileyi muhafaza etmeden toplumun gelişmesini, toplumun üretime katkı sunmasını, toplumun barış içinde yaşamasını ve gelecek nesilleri doğru bilinçlendirmeyi mümkün değil, yapamayız. Bunu bir fırsata dönüştürelim. Bu işte salgınlar, afetler, savaşlar vesaire gibi bu hadiseler, olumsuz sosyal sonuçlar, dezavantajlar oluşturduğu gibi bunların avantajları da oluyor. Avantajları da dönüştürüyoruz. Evet. Veba salgını feodal yapıyı değiştirmiş. Evet. Yani insanın çalışma şeklini, sömürü düzenini değiştirmiş. Nüfus demografisinde o zamanki ölümler, azalmalar nüfus yapısında olumlu gelişmelerin,
nüfus planlamasının, nüfus düzenlemesinin olmasına sebep olmuş ve bu da o zamanki toplumlarda refahın artmasını sağlamış. Yani bunların olumsuz sonuçlar olduğu gibi olumlu sonuçlar da var. Evet. Yani işte o zaman örgütlü yapı dediğimiz devlet bu sistemi avantaja dönüştürecek, fırsatlara dönüştürecek çalışmalar yapmalıdır. Peki buradan devam ederken Ziya Bey, bir toplum bilimci, bir ilim adamı, sosyolog, aile danışmanı olarak bu pandemi süreciyle karşı karşıyayız biliyorsunuz. Programımızın ismi de ekonomi politika ve ekonomimizi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Evet. Esnafların birçoğu sıkıntı yaşıyor. Ticaret hayatımız ciddi manada problemlerle karşı karşıyayız. Elbette bu toplumu da insanı da bireyi de etkilediği gibi işsizliği de meydana getiriyor. Ve bu değişimi, dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Yani ekonomik yapının bozulmasını, sosyal toplumun bozulması, hayatın bozulması anlamda değişim, dönüşüm nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomik bağlamda düşündüğünüz zaman? Evet. Ailenin dağılması, evet buyurun. Ben hep şuna inandım. Ekonomik refahı sağlanmamış, sağlayamamış toplumların sosyal refahı sağlanmaz. Evet. Yani yoksullukta adalet olmaz. Evet. Zenginlikte adalet sağlamak lazım. Dünyanın bütün nimetlerini, bütün fırsatlarını adil ve eşit olarak paylaşmak evet. lazım. Biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu sıkıntıları yaşadık. Toplum tarımsal alanda üretimden çekilmiş, istihdam problemi yaşıyorsun, halk yoksullaşıyor. Hı hı. İnsanlar karneyle ekmek almak zorunda kalıyor. 1929 ekonomik krizi, Birinci Dünya Savaşı, işte bu evet. diğer salgınların hepsinin mutlaka bir ekonomik sonuçları olmuştur. Bu ekonomik sonuçların çoğunluğu dezavantaj. Ama avantaja dönüştürülmüş, avantaja dönüştürülecek alanlar da olmuş. Nedir? Üretimin gıda üretiminin, tarımsal kalkınmanın, tarımsal üretimin yaptığı yıllar. Evet. Ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu görmüşler. Sanayi gelişiminin, endüstriyel gelişimin temelinde de yaşanmış salgınlar, afetler, savaşlar evet. var. Yani teknolojik üretime yönlendirmiş insanları. Evet. Üretimden gelmeyen hiçbir güç, siz ekonomistsiniz, işletmecisiniz aynı zamanda. Evet. Üretimden gelmeyen hiçbir güç toplam bir refah sağlamaz. Üreteceksin ki katma değer üreteceksin aynen. ki zenginlik olursun. Evet. Bu evet ülkemizde salgınla beraber para kendi piyasasında içinde bulunduğumuz için biliyoruz. Muazzam bir ekonomik sıkıntıya sebep olacak olduğunu da görüyoruz. Bu devletin, ülkemizin inşallah çok büyük sorunlar yaşamadan bunu evet. geçiştiririz, aşarız. Büyük devletler, güçlü devletler imkanlarını, biriktirdikleri kazançlarını evet. vatandaşlarının mutluluğu için, vatandaşların refahı için kullanıyorlar. Bizim de bu konuda bir takım çalışmalarımız oldu. Yani ekonomik destekler falan ama bu işin en temel problemini ben aile yaşantısında olacağını ve aileyi çok derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Evet. Sosyoekonomik yapı ailenin iletişiminde, ilişkilerinde, olaylara bakışında, rollerinde, yaşantısında, her şeyinde pozitif veya negatif etki edebiliyor. Yani yoksulluk, işte ailelerin parçalanması herhalde evet. bahsedeceğiz. Parçalanmış evet. aileler şu anda farklı bir aile modeli olarak karşımızda. Yani evet. çekirdek ailenin de altında bir model oluştu. Aynen. Parçalanmış aileler. Parçalanmış ailelerden büyüyen yetişen çocukların yapılan araştırmalarda suça çok meyilli olduğunu ve sosyal problemini, psikososyal problemler yaşadıklarını
biliyoruz. Bunları görüyoruz. Şimdi işte bu ekonomik yapı eğer doğru yönetilemezse ailelerdeki bu ekonomik sıkıntılar, ben bu COVID-19'dan sonraki önemli sorunlarından birinin de bu olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. İnşallah olmaz. Evet. Ailelerdeki ekonomik bozulmalar, eve iaşe getirilememesi, babanın rolünü yerine getirememesi, annenin rolünü yerine getirememesi, çocukların beklentileri bir kaygı oluşturacak ve bir evet. psikososyal, ruhsal sıkıntılara sebep olacak. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla ailenin işlevselliği, bizim fonksiyonel aile, evet. mutlu aile, huzurlu aile rollerini, fonksiyonlarını yerine getirdiği zaman bir sistemin çarkı gibi doğru evet. işleyen ailenin olması için mutlaka ekonomik refahın, ekonomik imkanların aileler içerisinde düzene oturtulması lazım. Aksi takdirde son yıllarda boşanmalar artış oldu. Evet. Hatta evlenme oranı iki katına evet. çıkmış artışlar. Bir de başka türlü bir şey var. İnsanlar evlenmek istemiyor. Yani ciddi 30-35 yaşlara geldik. Hatta geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi evlenmeler noktasında. Bu konuda ne diyorsunuz? Metin yani? Hocam işte insanların yaşam biçimi değişiyor. Yani evet. süreç hatta dahileri bu öngörüde bulunan bilim insanları yani bu evliliklerin artık gereksiz ve boşa zaman geçirme olduğunu söyleyen bir batıda gençliğin oluştuğunu. Evet, öyle görüşler de var. Evet, öyle görüşler de var. Yani illa ve evlenmek bir mukavele altına girmenin gerekli olmadığını. Hmm. Bu tabii gelenekten koptukça, evet. Inançtan uzaklaştıkça toplumlardaki dönüşüm bir şekilde götürüyor. Ama bizim en büyük sıkıntımız aile yaşantısının parçalanmış aileye dönüşmemesini sağlamak evet. ve onun için çalışmalar yapmak. Evet. Şimdi bu aileye devam edeceğiz. Ancak Sayın Yıldırım'la Sevinç Hanım, buyurun. Bu yaşadığımız salgının sonunda genel anlamda insanlar işlerini kaybediyor. Ya hem karısı hem kocası, hem kadın ya da hem erkek, eşlerden ya da birisi bir iş kaybı na sebebiyet veriyor, işini kaybediyor. Burada eskiye dönüş mü oluyor acaba, geleneksel aile yapısına, sadece baba çalışıp diğer aile fertlerinin geçim nafakasını temin etme durumu, hı. ya da baba işini kaybediyor, anne devam ediyor. Evet. Bu konularda ne söylemek istersiniz? Ailenin hem rol modeller, rol dağılımıyla birlikte ve salgın sonucunda. Evet, salgın sonucunda roller değişecek mi? Değişecek. Ziya Bey'in de bahsettiği gibi belki de işte boşanmalar artışa geçecek. Haliyle evet. tek ebeveynli aile tipi yaygınlaşacak. Ya evet. da işte bunların hiçbirini şu an öngöremeyiz ama muhakkak değişecek. Ben buna eminim. Çünkü şöyle düşünmemiz lazım. Aile dediğimiz yer aslında ilk okulumuz. Her evet. birimizin ilk okulu aile. Aynen, böyle evet. bak. Tabii. Bakmamız lazım. Kişiliğin, karakterin evet. geliştiği yer. Evet. Her şeyi orada öğreniyoruz evet. aile. Sosyal yaşantıyı da biz orada öğreniyoruz. Düşündüğümüz zaman ekonomiyi de işte o aldığımız küçük harçlıklarla vesaireyle öğreniyoruz. Evet. İşte süreçlere baktığımız zaman tamamıyla her birimizin ilk okulu aile. Sonrasında evriliyoruz. Biz kendimize aile kurmaya başlıyoruz. Evet. Biz kendimiz aile kurduktan sonra da aslında şimdi Freud yaklaşımına göre, yani psikanalitik yaklaşıma göre biz oradan öyle ya da böyle kopamıyoruz. Çünkü belirli yaş aralığında biz bilinçaltımızı almış oluyoruz. Yani evde nasıl davranıldığı aslında bize işlenmiş oluyor. Yani evet. bizim evet. Genetiğimize değil ama bilinçaltımıza işlenmiş oluyor. Yani hani o bizde artık hep var. Şimdi çocuklarda da rol, az önce sizin bahsettiğiniz gibi, ya da rol model evet. seçimi. Buna göre aslında cinsiyetin özdeşimiyle rollerin karışımı hep yetişkinler arasında da evet. var.
Yani hani düşünüldüğü zaman yemeği kim yapar? Hep anne yapar, anne hep yapar. Anne yapar. Evet. Böyle bir kodla büyümüş bir çocuk diyeyim. Evet. Gelecekte de muhtemelen kadınsa kendi bu görevi üstleniyor. Evet. Kendi evlilik hayatında. Erkekse de eşine devrediyor bu rolü evet. diyeyim. Eğer kendi yetiştiği ailede baba çalışan bir figürse, tamamıyla çalışan bir figürse, anne de hep evde bir figürse, çocuk da kendi ailesinde hep bunu arayacak. Ama biz bunun yerine işte yani kendi kurduğu ailede bunu arayacak. Şu anki boşanmaların sebeplerinden biri de bu rollerin çatışması olarak devreye giriyor. Çünkü dezavantajlı burada hep kadınlar oluyor. Kadın çocukla da ilgilenmek zorunda kalıyor. İşte sanayi toplumunda işe de gitmek zorunda kalıyor. Eve gelip evde de çalışmak zorunda kalıyor. Derken bir bunalım. Arkasından gelen durum bu, bir bunalım, bir buhran. İşte ondan sonra evde çatışmalar çıkıyor. Belki şiddete varan olaylar çıkıyor diyeyim. Ve bunlara sebebiyet veriyor. Ama bu süreçte Ziya Bey'in dediği gibi fırsata çevrilirse, yani bu süreç, Covid-19 süreci, pandemi süreci fırsata çevrilirse, ben ailelerin birbirlerini çok daha iyi tanıyacaklarını, belki bilmedikleri, fark edemedikleri, daha önce hiç farkında dahi olmadıkları özelliklerini eşler arasında ya da çocuklarına ilişkin olarak fark ettikçe belki biz hani futbolda da vardır ya topu göğüslemek diye durumu göğüslemeyi öğreniriz diyorum. Yani hani benim düşüncem bu yönde. Anladım. Peki aile danışmanısınız. Sizden devam edelim. Aile danışmanlığı hizmetini tamam birçokları biliyor da bilmeyenler de var. Bu aile danışmanlığı nedir? Neden gerek duyulmuş? Gerçekten de bir ihtiyaca binaen mi duyulmuş? Nerede başlamış? Türkiye'de gerekli ilgi alaka gösteriliyor mu? Bu konularla ilgisinde düşüncenizi alacağız ama Sayın Soybayraktar, Sevinç Hanım'la devam edelim. Gerekli ilgi alaka görüyor mu bu aile danışmanlığıyla ilgili? Ya da aile danışmanına ne tür problemlerle gelir insanlar? Ne tür hizmet alır? Hangi problemi, sorunu olanlar gelmesi gerekiyor? Genellikle boşanma aşamasına gelen mi? Ya da çocuğu problem yaşayan mı? Ekonomik sıkıntı yaşayan mı? Ben battım işte, ailemle de huzursuzum. Bunun için mi gelir? Ne için gelir size? Yani bu kutlarına olur mu? Şöyle söyleyeyim. Aile danışmanlığı kavramı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra öyle ya da böyle bir baby boomer dediğimiz, yani hani nüfus patlamasının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz dünya üzerinde nüfus bayağı bir birden savaştaki kayıplardan sonra yükselişe geçiyor. Evet. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da konuşulmaya başlanıyor. Evet. Sonra yani 1945 işte 50'li yıllardan sonra diyeyim. 70'li yıllara kadar neredeyse aile danışmanlığı gibi bir kavram yok. Dünya üzerinde yok. Ama 70'li yıllara böyle hızlı bir girişle Virginia Satir, onun da içinde bulunduğu bir grup bilim insanı diyeyim, Amerikan aile danışmanlığı ve terapi merkezini kuruyor. Evet. 70 yılında. Ama onun öncesinde 60'lı yıllarda işte 45'ten 60'a kadar olan süreçte böyle bir danışma merkezi, işte danışmanlık hizmeti gibi bir şey çok fazla konuşulmuyor. Evet. Sonrasında bu nasıl söyleyeyim, birliktelik, yani hani o birliğin, Amerikan Aile Danışma Merkezi Birliği'nin oluşması, terapi merkezinin oluşmasından sonra 74 yılında onlar bir dergi çıkarmaya başlıyorlar. Evet. Bu dergiyle birlikte İtalya'da, İngiltere'de insanlar tabii ki de kendi ailelerini vesaire sorgulamaya ve orada da çalışmaların artmasına başlıyor. Ama Türkiye'nin bu aile danışmanlığı mevzularına girmesi 2000'li yılları buluyor. Evet, bizim hep bir aile sosyal politikalar gibi bir bakanlığımız vesaire hep var. Ama sonrası birazcık da olsun, nasıl söyleyeyim,
zor atlatılmış bir süreç. Kanunlarımızdaki evet medeni kanunumuz var işte vesaire ama bizim 2007 yılıydı zannedersem aileyi koruma kanunumuz yeniden gündeme geliyor. 2007 belki siz hatırlıyorsunuzdur. Evet. 2007 olması lazım. O yıllarda biz aile kavramını yeniden konuşmaya başlıyoruz. Evet. Yani 2000'li yıllardan sonra bizde gelişmeye başlıyor. Hala da böyle aslında aile kavramsal olarak bakıldığı zaman İkinci Dünya Savaşı çok geç. Freud aileyi işte vesaire bilinç altında ailenin yaptığından bahsediyor ama İkinci Dünya Savaşı öncesinden de bireysel çalışmalar, şizofren çocuğu olan şizofrenlik hastalıklarla ilgili aile terapisi. Terapi diye başlıyorlar ama sonradan bu işin ailelerdeki o kopuşların, ailelerdeki o bireysel problemlerin kişiden kaynaklı olmadığını, işin bağlamıyla beraber o aileyi birlikte değerlendirmek gerektiğini ve birlikte değerlendirildiğinde de sorunların doğru tespit edilip sonuçlar alındığını gördükten sonra Avrupa'da bu işi bir kurumsal kimlik kazandırılmış yani aile danışmanlığı diye çok değişik farklı kuramlarla bunu sistemleştiren değişik tekniklerle uygulayan bir rol model Avrupa var karşımızda ama bizde de şu anda var aile danışmanlığı belki kurumsal olarak sistematik olarak yapılmamıştır ama bizdeki sosyolojinin gelişmesiyle psikolojiyle ilgilenen ilim insanlarımızın bireysel terapilerle ve geleneksel kurumsallaşmış adetlerle ailelerin sosyal sorunlarını ortadan kaldıracak kendi içinde toplum müesseseler oluşturmuş. Fakat tabii ki bundan bugünkü şartlardaki gibi ilmi sonuçlar çıkartmak, tamamen sonuca gitmek her zaman mümkün olmamış. Kurumsal olması, Sevinç Hanım'ın dediği gibi 80'li yıllardan sonra ve 2000'li yıllara gelince daha belirgin olmuş ve fark edilmiş bu işin. Boşanmaların artması, sosyal sorunların çıkması, yaşanması, aile danışmanlığının hakikaten toplum için bir rehberlik merkezi olmasına ben de çok inanıyorum. Zaten inandığım için belli bir yaştan sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nin aile yüksek lisansı da aile danışmanlarıyız biz. İlk yüksek lisans programında mezun insanlarız. Ve bu işin mutlaka ve mutlaka devletin kurumsal hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben. Peki şu anda Aile Bakanlığı ya da Sağlık Bakanlığı'nda herhangi bir aile danışmanı istihdam edilmiyor mu? Ya da böyle bir şey yok mu? Durum yok mu? Var. Şöyle. Direkt aile danışmanı değil aslında. Bu yeni yeni ismi de konuyor. Aile danışmanı statüsü yüksek lisans programları ve sertifika programları başladıktan sonra aile danışmanlığına ilgi de arttı. Devlet de bunu tanımlıyor. Evet. Şöyle, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde bu işi yapan aile danışmanları var. Ayrıca özel PDR bitiren, sosyoloji okuyan, çocuk uzmanlığı, aile gelişimi okuyan kişilerden ya da sertifika alanlar. Özel aile danışmanları var ama ben hazır konu buraya gelmişken bir defa bu pandemi sürecinin ne büyük bir ihtiyacı fark ettirdiğini ifade etmek istiyorum. Hani avantaj dezavantaj demiştim ya. Bunu bir avantaja dönüştüreceğiz. Bu sosyal sıkıntının devletin oluşabilecek sorunları önlemede bir istihdam alanı oluşturabilir. Ben Sivas Valiliği'nin
Sivas'ta başlattığı aile okulu diye, evet, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde, evet, çok doğru bir çalışma, çok güzel bir çalışma. Sağlık Müdürlüğümüzden, İl Eğitim Müdürlüğümüzden ve kendi müdürlüklerindeki lisans mezunu psikologlardan aile danışmanlığı hizmetini sunan, evet, bir aile okulu açtılar. Burada da çok güzel hizmet vermeye başladı. Bu çok, evet, isabetli oldu. Niye isabetli oldu? İşte pandemi sonrasında yaşanacak sorunlara halkın, vatandaşın müracaat edeceği bir alan oldu. Sağlık Müdürlüğümüz bizim, evet, psikolojik danışma hattı oluşturdu. Evet. Bunlar çok doğru adımlardı. Yani hatta devlet tıp bilim kurulu her gün toplanıp sonuçları, COVID ile ilgili sonuçları açıklayan bilim kurulunun karşısında, yanında diyelim, bir sosyal bilim kurulu oluşturdu. Psikologlardan, antropologlardan, sosyologlardan, evet, ekonomistlerden, evet, oluşan bir bilim kurulu, sosyal bilim, evet, kurulu oluşturdu. Bu çok doğru bir olay. Bunun oradaki yapılanmasını illerde, yerel yöneticiler de illerinde yaparsa, hem bu olayların sonrasında gelişebilecek sosyal hadiselere karşı ön almış olurlar, olabilecek şeylerin çalışmalarını yapmış oluruz, hem de karşılaşacağımız bir sorunla ilgili de hazırlıklı olmuş oluruz. Misal, Cumhuriyet Üniversitesi, eğer rektör bey izliyorsa, evet, sosyoloji bilim kürsüsünden, psikolojiden, ekonomiden, iktisattan teşekkür bir heyetle Sivas'ta bu anlamda, bu COVID-19 sonrasında olabilecek Sivas gibi kapalı toplum tabir ettiğimiz, evet, gelenekten moderniteye henüz daha tam geçememiş, geçmeye çalışan bir yapının olduğu ilde neler olabilir, nelerle karşılaşabiliriz, sonuçları nelerdir? Bununla ilgili bir çalışma yaparlarsa en azından sorunlar gelmeden önce çözümlerini üretmiş oluruz. Ben buradan aile okuluyla ilgili çalışmaları, evet, yürütülmesinde Sayın Valinin bu konuda hassasiyetini biliyorum. Teşekkür ederim. Çok da olumlu çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Evet. Aile sosyal politikalar. Fakat ben bir şey daha ifade etmek istiyorum. Önceden beri söylediğim, aile danışmanlığı sistemini aile sağlığı merkezlerine, aile hekimlerinin olduğu aile sağlığı merkezlerine monte etmek lazım. Evet. Her aile sağlığı merkezinde bir aile danışmanı görevlendirilmesi, evet, istihdam edilmesi, ya da bir psikolog, aile hekimlerinin baktığı nüfusun sosyal problemlerini, sosyal sıkıntılarını, evet, eşlerin birbiriyle geçimsizliği, eşlerin çocuklarıyla geçimsizliği, olaylara farklı yaklaşımları, ekonomik sosyal sorunlar, sıkıntılar, bu tür paylaşamadıkları, iletişim kopukluğundan kaynaklanan sorunlar, danışabilecekleri bir sosyal danışman, aile danışmanı olursa, aile sağlığı merkezlerinde, toplumun tamamı bu hizmetten faydalanır. Ne dedik? Toplumun temel dinamiği aile. Aileyi ne kadar sağlam tutar isek, aileyi ne kadar güçlü yapar isek, toplumda, toplumdan teşekkür olan devlet de ve millet de güçlü oluruz. Metin Bey. Evet. O yüzden aile sağlığı merkezlerine ben bunu ilgili yerlere yazdım da E-Devlet'ten. Evet. Öneride de bulundum. Aslında önceki yıllarda Aile Sosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlığı'nın bir projesi vardı bu konuda. Evet. Ama bu işi bu COVID'den sonraki süreçte avantaja dönüştürüp hem yeni bir istihdam alanı oluşturmuş olurlar, hem de güzel bir çalışmaya öncülük etmiş olurlar. Nasıl ki okullarda eskiden rehberlik araştırma öğretmenleri, evet, yoktu. Rehberlik araştırma öğretmenleri her okula atandıktan sonra, evet, o çocukların, ailelerin içinde yaşadığı sorunları, anneyle, babayla, kardeşle, arkadaşla paylaşamadığı problemleri rehberlik danışmanı öğretmenlerimiz çözdü, evet, ve bütün çok büyük problemlerin de çözümünü oluşturdu. O kadar özel hikayeler
çıktı ki evet. okullarda, eğitimlerdeki bu rehberlik evet. araştırma danışmanlarının atandığından sonra ben çok doğru bir projeydi. Aynı o projeyi aile sağlığı merkezlerine bir aile danışmanı. Bu toplumun bir de bir korkusu var. Nedir? Psikiyatriye gitmez, psikoloğa evet. gitmez. Adı evet. korkutucu. Aslında çok normal gidip sorunlarını, problemlerini, düşüncelerini paylaşıp doğru iletişimle kendi evet. kaynaklarını ortaya çıkarması sonuçta doğru bir şey. Ruhumuzda hastalanabiliyor evet. yani. Evet, bir de tabii böyle... sonuçta ruhumuzda hastalanır diyor. Evet. Çok doğru. Peki Ziya Bey, evet. hastalık derken insan hastalanıyor. Toplumun değiştiğinden bahsettiniz, dönüştüğünden bahsettiniz. Hastalanıyor, ölüyor insan. Peki toplum da hastalanır mı? Toplum da ölür mü? Toplum ne tür hastalıklar meydana gelir? Toplumsal hastalıklar. Evet. Evet. Arkadaşlar, insan bir canlı organizma. Evet. Biz canlı bir organizmayız. Evet. Bizden teşekkül eden, bizim duygularımızdan, bizim yaşam biçimimizden, bizim davranışlarımızdan teşekkül eden, biraz önce aileyle ilgili bahsettik. Ailenin fonksiyonelsizliği, ilişkilerindeki evet. kopukluk, sıkıntılar, sosyal endikasyonlar ailede bir sosyal hastalığa sebep oluyor. İşte kopmalar, boşanmalar, çatışmalar vesaire yaşanıyor. Evet, toplumda da toplumu da bir organizma gibi, canlı bir organizma gibi kabul etmeliyiz evet. ve öyle zaten. Nefes alır, doğar, nefes alır, büyür, yaşar, gelişir ve ölür insanlar gibi ama toplumların ölümü insan gibi oluşmaz, olmaz efendim evet. söyleyeyim. Toplumları doğru yönettiğin zaman toplumlarda hastalığa sebep olacak farklı gelenekler, farklı inançlar veya artık hep ben şunu çok kullanırım. Güncellenmeyen bilgi bilgi, bilgi değildir. Evet. Değildir. Bilgi güncellendikçe kıymetlenir. Bilgimizi güncellediğimiz gibi toplumların da kendisini yenilemeli, geliştirmeli, evet. zemine, sürece bağlama göre kendi kurallarını ortaya çıkarmalıdır. Evet. Toplumlarda da hastalıklar var. Bu hastalıkların ortadan kaldırılması için bir defa insanların olayları doğru okuması, evet. Okur yazar olması lazım. Okuduğunu doğru anlaması lazım. Evet. Anladıklarından kendine bir yol, rehber çıkartması evet. lazım. Kur'an inancımız, kitabımız Kur'an bize toplumlarla ilgili de çok güzel örnekler, çok güzel kıssalarla örnekler sunuyor. Yani insanların yönetiminden yaşantısına kadar doğru güzel örnekler veriyor. Toplumları yaşatabilmek için bireyi ahlaklı, evet. bireyi dürüst, bireyi inandığı amelini yaşantısına dönüştürmesini, dökmesini istiyoruz, istiyor. Biz de ne diyor Allah Kur'an'ın ilk ayetinde? Oku diyor, oku ve yaz. Evet. Okuyacağız ve okur yazar olacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Ve en temelinde sorgulayacağız. Evet. Sorgulamadan bize dikte edilen, bize enforme edilen, o konuşmanızda bahsettiğiniz zaten dijital çağdayız. Evet. O kadar büyük bir enformasyon işgali altındaki insanlar. Evet. Hafızaları bilgi kirliliği bir yerden. Hafızaları evet. doğruyu karıştırıyor, karıştırabiliyor. Bunun evet. için de berrak bir akla sahip olabilmek için de okumak, sorgulamak lazım. Toplumun da doğru ve yanlış olacak yaklaşımlarını, hastalıklarını insanlar sorgulayarak, ilim adamları çalışarak, evet. araştırarak evet. değil mi? Ortaya çıkarmalıyız diye düşünüyorum Metin Hocam. Evet. Sayın Yıldırım'la Sevinç Hanım, insanlar aile danışmanına niye gider? Az önce bir giriş yaptınız ama oradan devam edelim.
ne tür problemlerle gider? Örneğin bir insan hastalanır, midesi ağrır, doktora gider. Kime gider? İç hastalıkları uzmanı, dahiliyeye. Ya da ayağı kırılır, ortopediye gider. Veyahut da bir davası olur, avukata gider. O da avukatlar da ayrı ayrı şeye göre ayrılıyor biliyorsunuz ihtisas alanlara. Kimi ceza avukatı, kimi icraya bakar, kimi tapuya bakar filan. Yani özellikle de daha ilerleyen dönemlerde bunlarda değişim dönüşüm olabilir problemlerle, sorunlarla ilgili. Çünkü nesil değişiyor, insanın yaşantısı değişiyor. Bu, az önce de ifade ettiğim gibi dijital bir popüler kültürdeyiz. Dijital hastalıklardan bahsediliyor. Bundan 10 sene, 20 sene önce bir dijital hastalık yoktu. Yani internet bağımlılığı yoktu. Aynen bir sigara bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir bağımlılık. Peki ne tür somut rahatsızlıklarla, problemlerle size gelmesi gerekiyor insanların? Evet. Şöyle izah edeyim. Ailenin tüm toplumların nasıl ömrü varsa aslında ailenin de bir ömrü var. Evet. Ailenin ömrü içerisinde kriz noktaları var. Mesela evet. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Evet. Bu bir aile danışmanına gitmek için bir sebep olabilir. Evet. Ya da ergen bir çocuğunuz vardır. Siz onunla nasıl iletişime geçeceğinizi bilmiyorsunuzdur. Aile danışmanına gitmeniz için bir sebeptir. Ya da eşler arasında belirli problemler vardır. Mesela eşlerden biri gelir, işten gelir, televizyon karşısında, koltuğun karşısında uyuyakalır, evet. Biter gider. Bütün iletişim vesaire, ailenin hani bahsettiğimiz o duygusal süreçleri, yaşama durumu eğer yok ise aile danışmanına gelebilirler. Yani bu gibi konularda aile danışmanlarına aileler başvurabilir. Orada da şöyle bir ayrım olur. Az önce Ziya Bey de bahsetti. Aile danışmanlığı bireysel mi olacak? Yoksa bütün aile fertlerini mi içerecek? Evet. Bazı terapilerde çocuklar da alınabiliyor. Ya da direkt çocuğu ilgilendiren bir şey. Aile, ebeveynler dışarıda kalacak. Belki bir pedagog eşliğinde vesaire aile danışması gerçekleştirilebilir. Evet. Siz bu konuda... Ben de Sevinç Hanım'a katkıda bulunayım. Doğru. İletişim bozuklukları, eşlerin birbirleriyle aralarındaki iletişim bozukluklarından doğan sorunlar, çocuklarıyla iletişim bozukluğundan doğan sorunlar, ailede psikolojik hastalıkları olan çocuklarla ilgili baş edemedikleri, evet. Depresyon, kaygı, efendime söyleyeyim, altından kalkamadıkları sorunlar, ihtiyaçlarıyla ilgili... ihtiyaçlarını, yaşamlarını yönlendiremedikleriyle ilgili kaygıları varsa aile danışmanına gelebilirler. Efendime söyleyeyim. Güven problemi, aldatma dediğimiz insanların birbirlerine karşı en temel güven probleminin sebeplerinden bir tanesi. Bu tür sosyal sıkıntılarda aile danışmanına gidip rahatlıkla sorunlarını paylaşıp aile danışmanları zaten danışanların sorunlarını kendilerine pencere açarak kendilerinin görmesini sağlıyor. İnsanlar, evet. Bizler bazen kendimizden kaynaklı sorunları, hataları göremeyebiliriz, fark edemeyebiliriz de. Bu doğal da olabilir. Evet. Veya tecavül arif gibi yalandan eşek de oluyor olabilir. Evet. Yani bilerek de olabilir. Ama işte danışman o sorunlarını o aileye konuşarak terapiyle, evet. Onların onu görmesini ve doğruyu yine kendilerinin doğru sonuca birlikte eşleriyle birlikte çocuklarıyla birlikte karar verip gitmesini sağlıyor. Yani aile danışmanlığı insanların rahatlıkla gidip her türlü sorununu paylaşabileceği, konuşabileceği ve çözüm üreteceği bir birim, bir sosyal kurum. Sağlam bir kolu diyebilir miyiz aile danışmanlığına? Ben derim. Siz der misiniz? Ona da şöyle izah edeyim. Bir psikiyatristin gizli defteri diye bir kitap var.
Evet. Gary Small yazmış bunu. Amerika'da 1980'li yıllarda kendisinin verdiği, kendisi psikiyatrist bu arada. Evet. Kendisinin verdiği aile terapilerinden bahseder. Aslında aile danışmanlığı sağlığın değil, direkt psikiyatrinin alt dalı gibi çalışmaya başladı. Ta 1980'lerde Amerika'da. Amerika'da psikiyatrinin yani, alt dal olarak. Psikiyatri sağlığın temel bir kolu. Evet. Yani sağlık sistemimizin ruhsal hastalıkların, insanın ruhi sıkıntılarının, efendime söyleyeyim psikolojik problemlerinin ortaya çıktıktan sonra vücutta bir psikolojik problemlerin de olduğunu bilim fark ettikten sonra psikiyatri sağlığın bir temel kolu haline döndü. Ben şimdi niye aile danışmanlığının sağlığın bir kolu olarak gördüğümü söyleyeyim. Sağlığı tarif ederken diyoruz ki iyi olma hali. Fiziksel, biyolojik ve ruhsal, evet. Psikolojikmen tam bir iyilik hali diyoruz. Aynen. Sağlığı tanımlarken. Evet. Yani bu bir aile danışmanlığı sistemi, sağlığın bir kolu, nasıl bir kolu? İnsanların sosyal problemlerini, sosyal sorunlarını da işte stresini, anksiyete, kaygı, obsesyon, efendime söyleyeyim, bu tür sosyal, psikososyal problemleri de bir aile danışmanıyla gelip, konuşup o sorunlarına çözüm olabilir. O tür problemler ailede huzursuzluğa da sebebiyet verebiliyor. Sorunların çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla tam bir iyilik hali ise sağlık, sağlığın tanımındaki gibi ruh sağlığını işin içine katıyorsak aile sağlığını da sağlığın bir kolu gibi görmek lazım. O yüzden aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerinin olduğu yerlerde çocuğun gelişimi, çocuğun psikososyal gelişimi, annenin gebelik sürecindeki psikososyal gelişimi, annenin doğum yaptıktan sonraki psikososyal gelişiminin babanın takibi, annenin babanın bu rollerdeki karmaşa, farklılık, efendime söyleyeyim bu tür sorunlardan oluşan problemlerde hekimin tıbbi müdahalesinin dışında olan problemlerde bir aile danışmanı orada bir psikolog gibi efendime söyleyeyim terapi yapabilir, konuşabilir ve sorunlarını çözebilir. Sağlığın tanımını tam anlamıyla gerçekleştirmek için. O yüzden ben diyorum ki bu bir sağlığın kolu. Evet. Sevinç Hanım bir aile geldi. Bir aile size müracaat etti. Dedi ki biz eşimle, çocuklarımla iletişim sağlayamıyorum. Eşim bir taraftan televizyonda maç izliyor, bir taraftan cep telefonuyla habire bizden kopuk kocam, eşim. Oğlum ayrı bir alemde, başka bir odaya geçmiş durumda, habire bilgisayarla uğraşıyor. Bir kopuk bir aile içerisindeyiz. Yine ben de bu akıma kapıldım. Ben de sosyal medyaya takılıyorum. İşte TikTok diyorlar, oraya takılıyorum. Instagram diyorlar, oraya takılıyorum. Ben de kendimi kaptırdım, gidiyorum. Peki bu insanlara zamanı nasıl ayarlarsınız? Bu insanlara ne önerirsiniz bu iletişimi sağlamak için? Hepsine ile birlikte mi bir terapi yaparsınız? Bir program mı uygularsınız? Böyle bir aileye sizin öneriniz nedir aile danışmanı olarak? Yani ailenin farkındalığını artırmamız lazım. Sen işten geldikten sonra sadece sosyal medyayla vakit geçiriyorsan çocuğun da dediğim gibi az önce de bahsettiğim gibi çocuk neyi gördü, neyi kodladı kendine? Temelde evet. Bunların bir dönüşüm geçirmesi lazım. Yani ailede o rol dağılımında yeniden tanımlanması ve kimin hangi görevi nasıl üstleneceğine bakılması gerekiyor. Aileyi tanımak lazım. Aile bir bütün. Çocuk, anne baba ailenin birer parçası. O birer parça sistemin hep birlikte işlemesine sebep oluyor. Sistemin içerisinden bir alimin sözünü çok severim. Kalp vücudun içerisinde anlam bulur ve işlevini yerine getirir. Kalp vücudun dışında
bir avuç et parçasıdır diyor. Evet. Kalp vücudun içerisinde, evet, sistemin içinde işlevini yerine getiriyor. Anne baba da, çocuk da, ailenin bir bütünü. Aileyi bir bütün olarak görmek, aileyi bir bütün olarak değerlendirmek, ailenin temel özelliklerini, birlikte zaman geçirmelerini engelleyen sebepleri görebilmek için aileyi birlikte, ailenin özelliklerini, katı ailemi, demokratik ailemi, efendim aşırı serbest ailemi, aile danışmanı bunları bilir, görür, anlar ve ona göre de görüşmelerle, terapilerle sorunun nereden kaynaklandığını, evet, anneye, babaya veya çocuğa kendisine gösterir. Kendisi onu fark eder zaten. Evet. Sorduğumuz sorularla, yaptığımız konuşmalarla. Evet. Doğru mu? Evet. Yani bir ayna gibi biz onlara kendilerinde olan veya olmayanları yansıtıyoruz, gösteriyoruz. Evet, evet. Programımızın sonuna geldik. Son olarak Türk halkına, ebeveynlere, ailelere ne mesajlar vermek istersiniz? Sizden başlayalım. Neler eklemek istersiniz son olarak? Ben Türk toplumunun en temel dinamiği aile olduğunu inanıyorum. Bazen geleneksel toplumdan moderniteye geç geçmenin de avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Bu avantajlardan biri de ailenin dejenerasyonunda, ailenin kopmasında engel olan geleneksel inanç ögelerinin olduğunu düşünüyorum. Değerlerin, evet, ahlaki değerlerin. Bunları kaybetmeden, günlük düşünmeden, olayları daha geniş perspektifle bakarak ve en temel sıkıntının iletişim olduğunu düşünüyorum. Evet. Konuşarak, diyalogla, doğru bir iletişimle, evet, çözülmeyecek, anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Evet. Ve bugün Covid'de gördük ki, evet, ne zenginliğin, ne malın, ne mülkün hiçbir anlamı yok. Ve bakın, sağlık ön plana çıktı. Evet. Ailenin sağlığı ve yaşamdan kopmamak için bir mücadele azmi. Evet. Amaç değil mi? Evet. O zaman aile de öyle düşünmedi. Çözülemeyecek, halledilemeyecek hiçbir problem yok. Doğru iletişim, doğru dil, doğru uslup kullanıldığı zaman bütün anneler, babalar, çocuklar doğru iletişimi, diyaloğu, iletişimi güzel yapsınlar, doğru yapsınlar. Sıkıştıklarında, çözemediklerinde hiç çekinmeden profesyonel destek alsınlar. Ki hem huzurlu yaşayalım, hem mutlu yaşayalım, hem de güçlü bir devlet olalım. Evet. Siz ne mesajlar vermek istersiniz? Ben çok kısa, net ve öz bir cümle kurmak istiyorum. Eğer bir aileye sahipse, hani kadın, evet, erkek ya da çocuk, anne baba, ebeveynine sahipse, evet, sadece şu süreçte bence birbirlerinin kıymetini anlamalarını temenni ediyorum. Yani tavsiyem de bu yönde olacak. Tamamıyla onlar birbirlerinin kıymetini bilsinler. Çünkü onun, evet, varlığı, bir çocuk için annenin babanın varlığı çok, evet, önemli. Birinden biri bile olmadığında, Ziya Bey'in dediği gibi, çocuklar zaten suça meyilleniyor vesaire. Bir sürü, inanın, bir sürü kötü sonuçlar doğurabiliyor. Eğer ikisine de sahipse bir çocuk, evet, o onların kıymetini bilsin. Eğer bir anne baba da bir çocuğa sahipse, onun kıymetini bilsin diyorum. Ve bu süreçte benim bütün temennim o. Birbirlerinin farkına varıp kıymetlerini bilmeleri. Evet, biz de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu bize yeterli gelmedi. Konuşacağımız çok konular vardı, çok sorular vardı. Ama zamanımız bu kadar. İnşallah başka bir programda yine sizleri konuk etmek isterim. Değerli bilgilerinizden faydalanmak isteriz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftaki programımızın konuğu aile danışmanı ve sosyolog Ziya Soybayraktar ve
aile danışmanı Sevinç Yıldırımlı'yı konuk ettik. Aileden bahsettik, toplumdan bahsettik, toplumun değişiminden bahsettik, rol değişikliklerinden bahsettik ailelerinde. Toplum hastalanır mı dedim. Ekonomik yapının aileye ve topluma, bireye yansımalarını özellikle koronavirüs bağlamında değerlendirmeye çalıştık. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konukla aynı gün, aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Bizleri izlemeye devam ediniz.